Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Para nereye gidiyor sunumumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde 23-27 Eylül haftasının verilerini değerlendireceğiz. Yabancı para akımları, yerleşiklerin portföy tercihlerini değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Her hafta olduğu gibi önce yabancı yatırımcıların portföy hareketleriyle başlıyoruz. 23-27 Eylül haftasında yabancıların tahvil tarafında bir çıkış kaydettiğini görüyoruz. Devlet iş borçlanma senetlerinde nette 200 milyon dolar civarı ufak bir çıkış var. Burada kesin alım tarafında çıkış daha sert ama ters repo teminat ödünç kaynaklı dibs girişleri biraz dengeliyor. Ama sonuçta net hareket çıkış oluyor. Ya bu çok şaşırtıcı değil. 2 haftadır üst üste olumlu veriler görmüştük bu tarafta. Yani dibs tarafında çok kuvvetli girişler vardı. Bir haftalık ufak bir çıkış çok büyük olumsuz bir sinyal değil. Gerçi faiz indiriminin patikası ve enflasyona dair endişeler belki önümüzdeki dönemde burada bir miktar hareketlilik yaratabilir. Yani olumsuz anlamda konuşuyorum. Faiz indiriminin erken kaçıp enflasyonun yeterince düşmeyeceğine dair bir endişe içine girerse yabancı yatırımcılar, yani burada girişlerin yavaşladığını, belki bir miktar çıkışların devam ettiğini görebiliriz. Bizim şu an esas senaryomuz Merkez Bankası'nın büyük bir hata yapmayacağı. Hisse senedi tarafında ise yine 200 milyon dolara yakın bir giriş var. Aslında Mayıs başından bu yana haftalık veride ilk defa anlamlı bir giriş görüyoruz. Tabii rakam sonuçta küçük. Yani Türkiye için çok da anlamlı bir hareket diyemeyiz ama geçtiğimiz hafta bir miktar hisse senedinde yabancı ilgisi olmuş. İçinde bulunduğumuz hafta sert satışlar var Borsa İstanbul'da. Yabancıların da büyük ihtimalle çıkış yönünde olduğunu söylemek pek yanlış olmaz henüz resmi veriyi görmesek de. Yabancılar bir önceki hafta Eurobond tarafından da çıkış kaydetmiş. Yani dibsden çıkıyor, hisseye azıcık giriyor. Eurobond'dan da son 8 haftadır büyük oranda istikrarlı yaşanan çıkış eğilimi devam ediyor. Çok istisnai son 2 hafta ufak girişler vardı. Türkiye'nin Eurobond'larına da çok fazla bilgi yok. İhraç eden kuruluşa göre yabancının Eurobond hareketinin kırılımına baktığımızda genel yönetimin, yani genel yönetim içinde de ağırlıklı hazinenin Eurobond'larından çıkış olduğunu görüyoruz. Banka Eurobond'larına çok hafif bir girişten söz edebiliriz ama anlamlı bir rakam değil. Özel sektör tahvilinde yabancı çıkıyor. Zaten 6-7 haftadır genel eğilim bu şekilde. Bir önceki hafta çok ufak bir giriş vardı. Şimdi çıkışlar devam ediyor. Yani Türkiye'nin sabit getirili araçlarına geçtiğimiz hafta döviz cinsi olsun, TL cinsi olsun pek ilgi olmamış. Ve yabancı tüm çeşit borçlanma araçlarından çıkmış. Yerleşik yatırımcıların hareketini inceleyelim. Öncelikle döviz mevduat tarafındaki yerleşik yatırımcı hareketine bakalım. Burada toplamda 1.3 milyar dolarlık bir gerileme görüyoruz yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarında. Elbette bu rakamda altın ve parite etkileri düzeltiliyor. Ve de burada etkinin tamamen tüzel kişi kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani gerçek kişilerde hiçbir hareket yok neredeyse. Tüzel kişilerde de çok oynak bir seyir var. Yani bir hafta döviz hesapları artıyor, bir hafta azalıyor. Borçlanıyorlar döviz cinsi mal alıyorlar dünyadan. İhracat ithalat dışında, borçlanma dışında bazen operasyonel gerekçelerle döviz tutmaları gerekiyor. Dolayısıyla tamamen bunu bir yatırım eğilimi olarak değerlendirmemek lazım. Hani bunu dolarizasyon ya da ters dolarizasyon konusunda çok önemli bir sinyal yokmuş gibi incelemek daha doğru. Gerçek kişiler tarafında en azından döviz biriktirmeye yönelik bir hareket olmaması en azından sevindirici. Ancak döviz mevduatla altını toplam değil de ayırarak baktığımızda hem gerçek kişilerde hem de tüzel kişilerde bir altın biriktirme eğiliminin belirdiğini görüyoruz. Burada anlamlı bir miktarda, yani 1,5 milyar dolara yakın bir miktarda altın mevduatlarda bir artış var. Döviz mevduatta da 3 milyar dolara yakın bir gerileme olmuş. Dolayısıyla yerleşiklerin bir altına yönelimi var. Bunu fon tarafında da görüyoruz. O tarafta teyit ediyor. Altın ithalatında son dönemde bir miktar artış olduğunu da görüyoruz. Yani altın fiyatlarında jeopolitik gerekçelerle bir yükseliş var. Son dönemde dövizdense altın biriktirmeyi daha mantıklı buluyor yatırımcı. Döviz mevduattan sonra kur korumalı mevduat hariç TL vadeli mevduata bakalım. Vadesiz mevduatta hareketler çok döngüsel oluyor. Yani paylaşmanın çok bir anlamı olmuyor genelde ama kur korumalı mevduat dışındaki vadeli mevduat tarafında biraz daha liraya yönelik ilgiyi gösteren veriler var. Burada şunu hatırlatayım. Faiz geliri hesaplarda organik bir büyüme yarattığı için aslında bunu arındırarak bakmak lazım ama bu pek kolay değil. Dolayısıyla veri çok küçük girişler gösterdiğinde vadeli mevduat tarafına bunun aslında fiilen bir çıkış da olabileceğini akılda tutmak lazım. Ve bu gördüğümüz veri de yani 50 milyar liraya yakınlık
hesaplardaki artışın önemli bir kısmı faiz geliri kaynaklı olabilir. Yani çok büyük bir hareket yok diye tahmin ediyorum iki yönde. İşin sonunda hani mevduat tarafına böyle bütüncül bir şekilde incelediğimizde Türk lirası payının arttığını görüyoruz. %54,2'ye yükseliyor Türk lirası payı, bu KKM hariç rakam. %53,5'tu bir önceki haftada. Döviz mevduattaki gerileme sonucu orası da %37,3'e gerilemiş. 37,7 civarındaydı. Aslında ekonomi yönetiminin istediği yönde gelişmeye devam ediyor. Kur korumalı mevduat payı da istikrarlı olarak düşmeye devam ediyor. Düşüş hızı son dönemde biraz yavaşladı ama yön pek değişmedi. Daha uzun vadeli baktığımızda da yani %54 civarındaki bir mevduat payı 2018 kur şokundan önce Nisan-Mayıs aylarına benzeyen bir seviyede. Döviz mevduat payı da aslında son 10 yıllık en düşük seviyelere yakın. Dolayısıyla tablo o döneme yakınsamış gözüküyor. Tabii Türkiye için hedef %60'larda bir TL payı, belki GKM'nin de önemli bir kısmının eritilmesi olmalı. Dolayısıyla daha gidecek yolumuz var. Mevduat tarafını inceledik. Çok güçlü hareketler yok iki tarafta da. Ama sonuçta lira payı artıyor dedik. Ancak Eurobond'u dahil edersek belki tablo o kadar TL pozitif değil. 6 haftadır istikrarlı Eurobond alımları var çekirdek yerleşik yatırımcı gruplarını. Bu gruplar arasında da şirketleri koyuyoruz. Hane halkını, yatırım ve emeklilik fonları ve de sigorta şirketlerini. Son veride de 800 milyon dolara yakın bir Eurobond alımı olmuş bu grupların. Gruplar içinde kim daha çok almış diye baktığımızda da yatırım fonlarının öne çıktığını görüyoruz. Hatta tamamen neredeyse tek başına yatırım fonları Eurobond alımının tamamından sorumlu. Bir miktar şirketlerin de payı var. Tabii borçlanma araçları tarafında sadece Eurobond almamış yerleşik yatırımcılar. Bir miktar dibz alımı da var. Toplam rakam olarak sanki biraz daha küçük Eurobond'a kıyasla ama anlamlı bir ilgi var. Hem son 3 haftadır nette alıcı konumda çekirdek yatırımcı grupları. Ve de burada hani sadece yatırım fonları domine etmiyor. Emeklilik fonları da var. Ve bence daha önemlisi hane halkı da var. Yüksek servet sahibi yatırımcılar genelde ilgileniyor borçlanma aracıyla. Yani dips tarafında genelde onlar yapıyor yatırımı. Ve de 3 haftadır anlamlı girişleri var. Dolayısıyla Eurobond tarafında alımın karşısında bir de dips tarafında gerçek bir hane halkı ilgisi olduğunu da söyleyebilirim. Özel sektör tahvilinde tablo değişiyor. Burada yabancılarda da çıkış vardı, yerleşiklerde de çıkış var. Bu senenin en sert haftalık çıkışından bahsedebiliriz. Son dönemde de yani bir önceki haftada bir giriş vardı ama son 5 haftadır toplam baktığımızda fazla bir alım olmadığını görüyoruz. Yatırımcı kırılımına baktığımızda ÖST tarafında emeklilik fonları, yatırım fonları ve sigorta şirketlerinin satış yönüne hareket yaptığını görüyoruz. Şirketler ve hane halkının çok büyük bir payı yok son dönemki hareketlerde. Menkul kıymet yatırım fonlarında öne çıkan temaları inceleyelim şimdi de. Para piyasası fonlarında hikaye sene başından bu yana pek değişmedi. Hep güçlü girişler görüyoruz. Son veride de bizim tahmin ettiğimiz, hesaplayarak bulduğumuz verilerde 30 milyar liranın üzerinde. Dolayısıyla bunu da mevduat tarafındaki gelişmelerin üzerine koyarsak sistemdeki TL payını daha yüksek hesaplarız muhtemelen. Tek öne çıkan tema para piyasası fonları değil elbet. Altın fonlarında çok güçlü bir giriş var. Yani son dönemlerde gördüğüm en güçlü haftalık rakam. Mevduat tarafındaki hareketi de teyit ediyor. Bunun dışında tabii kira sertifikaları, arbitraj, gümüş gibi temalarda da anlamlı girişler görüyoruz. Özellikle gümüşün altını çizmek isterim. Yani geçtiğimiz hafta gümüş tarafında fiyat hareketinin, yani emtia fiyatının arttığını görmüştük. Dolayısıyla fon tarafında da buraya ilgi olması şaşırtıcı değil. Çıkış gördüğümüz önde gelen temalara baktığımızda kısa vadeli borçlanma araçlarından çıkış olduğunu görüyoruz. Zaten para piyasası fonları kısa vadeli borçlanma araçlarını mutlak olarak domine ediyor son dönemde. Yabancı borçlanma araçlarından da çıkış var. İştirak fonları haftalardır söylüyorum burada çıkış var. Zaten hisse senedindeki son dönemdeki bu olumsuz havayla biraz el ele giden bir durum. Çoklu varlık, teknoloji, BIST 100 dışı hisseler gibi temalarda da eğilimin ağırlıkla çıkış yönlü olduğunu söyleyebilirim. Emeklilik fonları arasında öne çıkan tema yine altın. Yani bunun bir süre böyle devam edeceğini tahmin ediyorum. Para piyasası fonlarına da ilgi var. Ancak hisse senedi fonlarından, iştirak fonlarından, teknoloji fonlarından çıkış devam ediyor. Sunumun sonunda önceki haftalarda olduğu gibi bir miktar rezervlere değinmek istiyorum. Son verimiz 2 Ekim günlük analitik bilanço verilerinden yola çıkıyorum. Orada brüt dış varlıklar kabaca brüt rezervlere denk geliyor. Net dış varlıklar da net rezervlere denk geliyor. Brüt rezervleri inceleyerek başlayalım. Burada Eylül başından bu yana aslında
7 milyar dolara yakın bir artış görüyoruz. Ancak son günlerde biraz yataylaşma, hatta hafif bir gerilemeden bahsedebiliriz. Ve de hani son bir ayda kabaca aslında altın fiyatlarındaki artış da 2,5 milyar dolar kadar destekledi. Yani dolayısıyla bu hareketin yarısına yakını doğrudan altın fiyatlarının şişmesiyle alakalı. Son dönemdeki gerilemeden çok endişeli değilim. Rezervler tarihi zirvelere yakın. Cari dengeye yönelik iyi beklentilerimiz var. Yıl genelinde 15 milyar dolarlık bir açık bekliyoruz. Bu da milli gelirin %1,2'sine denk geliyor. Son dönemde kurun da bir miktar arttığını görüyoruz ve kur artışı olan dönemlerde rezerv biriktirmesi Merkez Bankası'nın biraz daha zor oluyor. Enflasyonu da aynı zamanda kontrol etmek istediği için. Dolayısıyla son dönemdeki brüt rezervlerdeki hafif kaybı çok endişeyle karşılamıyorum. Zaten tarihi zirvelere çok yakınız. Net rezerv tarafına bakınca tablo biraz daha iyimser. Eylül başından bu yana toplam artış 12 milyar doların üstünde. Bunun yine 3 milyar doları altın fiyatlarından kaynaklansa yine anlamlı bir toparlanma olmuş. Ve net rezervimizde artış eğilimi devam ediyor. Son günlerdeki gerileme brüt rezerve kıyasla daha az. Dolayısıyla rezerv tarafında ben çok endişeli değilim. Sadece şunun altını çizeyim. Küresel risk iştahının zayıfladığı, kurun yeniden biraz artmaya başladığı bir dönemde rezerv biriktirmek önceki döneme kıyasla daha zor olacak. Kur artış maliyeti daha yüksek olduğu için muhtemelen Merkez Bankası biraz hız kesecek. Kış aylarında özellikle Kasım, Aralık, Ocak aylarında rezervlerde çok istikrarlı ve güçlü bir artış beklememek lazım. Biraz daha yatay bir seyir görebiliriz. Bu haftaki sunumumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.